Değerli takipçiler, gençler, şekilde verilen uzunluk ve açı bilgilerinden alfayı bulmaya çalışacağız. Dikkat edersek şurada CDB üçgeninde 12 ve 18 açılı bir geniş açılı üçgen var. Geçmişte bu 12 ve 18 üzerine lemmalar paylaşmıştım. Sorunun çözümünde kullanacağım lembayı öncelikle şurada hatırlatmaya çalışıyorum. 12 ve 18 açıları birbirine yakın açılar. Bu taslak bir çizimdir. Şuraya hatırlatma diyorum. Hatırlatma dememin sebebi çünkü ben bunları Tumos grubunda paylaştım ispatlı olarak. Burada 18 ve 12 ile açılı üçgende lemma bilgisine yer vereceğim. Şuradan bir kesen çiziyorum. Burada oluşan açı dağılımı ve uzunluk dağılımını görmeye göstermeye çalışıyorum. Burası 18. Şurası 12 derece. Burası da 18 derece olmak şartıyla. İsimlendirecek olursam bu üçgeni KLMN şeklinde. KLN üçgeninde şuradaki LM uzunluğuyla KN uzunlukları birbirine eşit. Bu bilgiden yararlanacağız çözümde. LM KN'yi eşittir. Bunun kanıtına burada yer veremem. Geçmişte ispatladım. Peki bu bilgiyi burada nerede inşa edebiliriz? Onu hemen düşünmeye çalışalım. CDB üçgeninde D noktasından işte BC'ye bir kesen çizerken bu kesenin CD ile 18 derecelik bir açı oluşturmasını sağlayacak şekilde bir çizim yaptık. Şurası artık 18 derece oldu. Buraya E diyelim. Peki açı dağılımından artık şurası 30 derece olmuştur. CDB üçgeninde lemma bilgisinin artık kimlerin eşit olduğunu yandaki hatırlatma bilgisinden görmeye çalışalım. Burada lemma gereği DC uzunluğu ile EB uzunlukları eşit olacaktır. O halde buraya da eşit sembolünü koyuyorum. Peki buraya eşit sembolünü koymakla artık şunu görebiliriz. İçine yıldız attığımız üçgenler kenar açı kenardan eşittirler. Yani yıldız ile göstermiş olduğum üçgenler eşittirler. Gerekçesini söyleyelim. Kenar açı kenar. Peki eş üçgenlerde artık karşılıklı tüm elemanlar eşit olacağından dolayı demek ki artık 18 karşılığı da eşittir. Şuradaki açıyı da yine 30 derece olarak yazabiliriz. Bu kez de alfayı bulabilmek için bu ABC üçgenini tepe açısı 36 olan bir ikizkenar üçgeni tamamlamaya çalışıyorum. Bu taslak bir çizimdir. Taban açıları 72 olacak şekilde bir planlama yaptık. Buraya bir isim verelim. K diyelim. Artık kurduğumuz BKC üçgeni 36, 72, 72 açılı bir üçgen oldu. Bunu kurabiliriz. D noktası artık simetri eksen üzerinde olduğundan dolayı D'nin K'ya birleştirilmesiyle artık DK doğru parcasının uzunluğu da CD'ye eşit olacaktır. Açı dağılımından yine üçgenlerin eşiğinden burası 12 derece gelecektir. 12 ile neyin toplamı 30 yapar sorusundan cevap olarak şuraya da 18 derece gelecektir. Tabii ki şuradaki konkav dörtgenden bu açı artık 60 derece olmuştur. Kısacası KDC üçgeni eşkenar üçgen olmuştur. Buradaki açı dağılımından KCD'deki açıyı 60 dış bölgeye yazıyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmeye çalışalım. AKD üçgeninde 30'un bütünlüğünü kırmızıyla gösterdiğim açı şurası 150 derecedir. Peki bu 150'yi nerede nasıl kullanabiliriz? Ona bakalım şimdi. 150'nin şuraya yazmaya çalışıyorum. 150'nin iki katının 60 fazlası özel yapar. 360 yapar. Demek ki buradaki CKAD merkezil dörtgendir. Merkezil dörtgendir. Burada demek istediğim şudur artık. Bu eşit uzunluklar artık yarıçap olmuştur. Şunlar yarıçap olmuştur.
Bunlar yarıçap olduğuna göre KAD noktaları, yani çembersel noktalar. Bu yarıçap bilgilerinden eşit uzunluklardan dolayı artık alfayı sayabiliriz. C'deki açı dağılımı, merkez açı, çember açı bilgilerinden 18 dikkatinden burası 36 olmuştur. Dolayısıyla buraya düşen açı miktarı 72'dir. 12 dikkatinden burası 24 olmuştur. Dolayısıyla burada oluşan adacı üçgeni de ikizkenar üçgende tepe açısı 24 olduğundan dolayı tabanlar 78-78 olmuştur. Buradan alfayı 78 derece olarak bulmuş oluruz. Burada tabi lemmanın ispatına zaman ve zemin kalmadığı için yer vermedim. Meraklı gençler 2020 yılında TUBOZ grubunda 12. ayda paylaşmıştım bunları. Oradan arayabilirsiniz.